Herkese merhaba, ben Saadet Yalvaç, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek makas hamlesiyle bir kerede tüm bedeni çıkarabileceğiniz bir kimono videosu paylaşıyorum. Bu kimonoyu hazırlayabilmek için sizin istediğiniz boy ölçüsünün iki katı uzunluğunda bir kumaşa ihtiyacınız olacak. Bunu ince, dökümlü kumaşların hepsiyle yapabilirsiniz. Şimdi sizleri yeni başlayanların çok seveceği, diktikçe motive olacağı bu videoyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, elimde şu şekilde bir kumaşım var. Biz bu kumaşı şimdi öncelikle boyundan ikiye katlayacağız. Daha sonra eninden de ikiye katlayarak kesimimizi yapmaya başlayacağız. Yani kumaşımızı dörde katlamış olacağız. Hemen katlayalım. Şu şekilde eninden ve boyundan ikiye katlayarak elde etmiş olduğum dört katlı kumaşımı kalıp olarak kullanmak istediğim bir tişörtümü ikiye katlıyorum. Ve şu kumaş katı olan kısma yerleştiriyorum. Kalıbımızı bu şekilde yerleştirdikten sonra bedenimizi kesmeden hemen kolucumuzu ayarlıyoruz. Ben burada kolucumu 25 santimden işaretliyorum. Daha sonra buradan kol altına doğru düz bir çizgi çiziyorum. Kolucumu 25 santimden ayarladım ve oradan kol altına doğru düz bir çizgi çizdim. Bedenimizi kesmeden önce benim kumaşım masaya tam olarak sığmadığı için bu kumaşı biraz kaydırmam gerekiyor. O yüzden şu kol kısmını bir santim pay vererekten keseceğim şuraya kadar ve kumaşımı kaydırıp etek ucunu ayarlayacağım. Daha sonra bedeni çıkartmış olacağız. Kolumuzu bu şekilde kestikten sonra bedeni kesmeden önce etek ucunu ayarlıyoruz. Etek ucumu ben burada 32 santim yapacağım. Hemen 32 santimden işaret koyuyorum. Ve beden kısmından o işarete doğru çiziyorum. Benim bu tişörtümün etek kısmı biraz açık olduğu için ben bunu içeri katlayacağım. Şimdi buradan 1 santim pay vererek şöyle kola doğru yuvarlayıp keseceğim. Hemen şuradan yaka oyuntumu kesiyorum. Kesimimizi bu şekilde yapıp bitirdikten sonra kumaşı ayırmadan önce hemen şu kısma sabunla işaret alıyorum. Sabunla işaretimi aldıktan sonra bedenimi şöyle açıyorum. Görüntü bu şekilde. Sabunla işaretlediğim kısımdan keserek ön bedenimi de ikiye ayırmış olacağım. Burada kesim yaparken yalnızca ön bedeni kesmeye dikkat ediyoruz. Arka bedeni kesmemeye özen gösteriyoruz. Daha sonra kimonomuzu tamamen açarak ön ve arka bedeni dikey olarak ortadan ikiye katlıyoruz. Ve ön bedenimizin V'sini ayarlıyoruz. Bunu da omuzdan aşağı yani bele doğru 35 santim işaretliyoruz. Ve işaretlediğimiz kısımdan omuza doğru V şeklinde göz kararı kesiyoruz. Bedenimizi bu şekilde kestikten sonra etek ucundan kol ucuna doğru birleştirmeden önce kol ucumuza ben lastik yapmak istiyorum. Tam olarak kol ucuna değil de kol ucundan yaklaşık bir 10 santim yukarıya lastik dikerek burada ben şu şekilde büzgülü bir görüntü elde etmek istiyorum. O yüzden buraya dikeceğim lastikleri şuranın ölçüsüne göre kesiyorum. Yani bolluğunu kendime göre ayarlıyorum. Ben şu şekilde bir bolluk vererekten lastiklerimi kestim. Şimdi bu lastiklerimi bu kısma dikeceğim. Hemen burada 10 santimden bir işaretleme yapıyorum. Lastik elimi işaretlemeden önce kol altının sarkmaması için burayı şöyle içeri girerek kesiyorum. Yaklaşık bir 4 santim kadar içeri girmem gerekiyor. Aynı şekilde bu işlemi diğer kola da yapacağım. Bu kesim işlemini yaptıktan sonra kolu açtığımızda orta kısımda bir sivrilik oluyor. Bunu da göz kararı yuvarlıyorum. Şimdi burayı 10 santimden işaretliyorum ve lastiğimi dikiyorum. Lastiklerimi bu şekilde işaretledikten sonra lastiğimin ortasını buluyorum. Kumaşımın ortasına lastiğimin ortasını yerleştiriyorum. Lastiğin uç kısımlarında şu kenarlara iğneliyorum ve bunları iğneledikten sonra
şu şekilde asılarak dikeceğim. Şimdi bu kolucunun lastiklerini şöyle yapıp dikip geliyorum. Lastiklerimizi kolucuna diktiğimizde görüntümüz bu şekilde olmuş oluyor. Lastikli kısmı bu şekilde hazırladıktan sonra kolucuna overlock çekip hemen şöyle yarım santimden kıvırarak dikiyoruz. Ardından da bedenimizi etek ucundan kolucuna doğru dikerek birleştiriyoruz. Şimdi birleştirip geleyim. Bedenimizi etek ucundan kolucuna doğru birleştirdiğimizde kolucundaki lastiğimizin görüntüsü şu şekilde olmuş oluyor. Kimonumu bu şekilde etek ucundan kolucuna doğru diktim. Daha sonra iç dikişlerinin overlock'unu çektim. Ardından da şu ön açıklığına ve etek ucuna overlock çektim. Şimdi bu kısımları şu şekilde yarım santimden katlayacağım ve dikeceğim. Tabii bu işlemi yapmadan önce kol altına şu yuvarlak dönen kısımlarına çıt atmayı unutmuyoruz. Hemen çıtlarımızı atalım. Evet, kol altlarındaki şu yuvarlak dönen kısımlara çıtlarımızı attıktan sonra etek ucu ve ön kenarlarımızı yarım santimden katlayarak kıvırıyoruz. Önü bu şekilde kıvırmak yerine pat hazırlayarak temizlerseniz çok daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Bunu da buradaki kimono videomdan izleyerek öğrenebilirsiniz. Ve kimonomuz bu şekilde hazır olmuş oluyor. Özellikle dikişe yeni başlayanlar için çok pratik bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer sizler de benimle aynı fikirdeyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizleri Instagram'da Sadem Tesettür hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.